Herkese merhabalar. Pisagor bağıntısı konumuzla beraberiz. Müthiş bir konu işleyeceğiz. Tonguç evladım benim, bugün sana Pisagor'un hikayesini anlatacağım. Pisagor aslında üşengeç bir öğrenciymiş. Ve bu öğrenci okula giderken aslında bir yoldan gidiyormuş. Ve bu yolda işte okul yolu bu şekilde normal bir yolmuş. Tamam, eyvallah. 3 kilometre buradan gidiyormuş. 4 kilometre buradan gidiyormuş. Toplamda kaç kilometre yol gidiyor evladım benim? 1 kilometre hocam. Harikasın. Yani 7 kilometre yol gidiyormuş. Ama arkadaşımız üşengeç. Üşeniyorum öyleyse yarın diyen bir arkadaşımız. Dolayısıyla nasıl gidecek diye düşünmüş taşınmış düşünmüş taşınmış ve demiş ki burada bir tarla var. Bu tarladan niye geçmiyorum ki demiş. Bu tarla kimin tarlasıymış biliyor musun evladım benim? Bu tarla hipotenüsün tarlasıymış. Hipotenüsün tarlası. İşte bu tarladan geçmeye karar vermiş. Böyle tak diye bodoslama buradan geçmiş. Ve buradan geçince kaç kilometre bulmuş biliyor musun? 5 kilometre yol gittiğini ölçmüş. Adımlarla sayıyor tabii. O zamanlar çok eskiden adımlarla sayabiliyorduk kilometreyi. Dolayısıyla 3 kilometre, 4 kilometre. Toplam kaç kilometre gitmişti? 7 kilometre. Burada kaç kilometre gitti? 5 kilometre hocam. Harikasın. Dolayısıyla daha tasarruf etti. Üşengeç olduğu için bak daha rahat bir gitti. İşte biz seninle beraber buranın aslında hipotenüsün tarlasından geçtiği için hipotenüs olduğunu öğreneceğiz. Ve bunun da bir dik üçgen olduğunu öğreneceğiz. Bu dik üçgende 3 ve 4'ün dik kenarları olduğunu ve bunlar arasında inanılmaz bomba bir bağıntı olduğunu bak gösteriyorum sana. 3'ün karesi kaç eder evladım benim? 9. Harikasın. 4'ün karesi kaç eder evladım benim? 16. Harikasın. 5'in karesi kaç eder evladım benim? 25 hocam. Harikasın. İşte bunları bak düşün. 3'ün karesi 9. Artı 4'ün karesi 16 eşittir. Ah 25 işte bu bağıntıyı bulmuş. Yani dik kenarların kareleri toplamının aslında hipotenüsün karesi olduğunu bulmuş ve dünya tarihinde büyük bir iz bırakmış. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisine. Bravo diyoruz kendisine. Harikasın. O zaman Pisagor'u alkışlıyoruz ve konumuzu öğrenmeye başlıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli bir konu ve LGS'de garanti sorusu var. Bunu da söylemek istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şimdi burası dik üçgense eğer x'in karesi dediğimiz şey şöyledir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. Buradaki dikin karşısındaki hipotenüsün karesi hemen yapalım. 16 artı 9 eşittir x'in karesi eder. 25 eşittir x'in karesi. O zaman x kaçtır Allah aşkına? Neyin karesi 25'tir? 5. Süper zeki bir adamsın. Geldik bu zımbırtıya. Yine aynı şekilde a'nın karesi artı 3'ün karesi yani küçük kenarların karelerinin toplamı dikin karşısındaki hipotenüsün karesi. Yani kök 13'ün karesidir Tonguç evladım. Kök 13'ün karesi nedir Allah aşkına? Hemen hesaplayalım seninle. Kök 13 çarpı kök 13. Kaç eder? Kök 169 eder. Kök 169 kaçtır? 13'tür zaten evladım. Dolayısıyla kök 13 ya şunu da hatırla Tonguç'um. Kök 5 çarpı kök 5 5'tir. Kök 7 çarpı kök 7 7'dir. Buradan hatırlarsan kök 13 çarpı kök 13 de 13'tür diye hemen ezberleyebilirsin. A kare artı 3'ün karesi 9 eşittir. Kaç etti? 13 çıktı. O zaman a kare dediğimiz şey kaçtır? 4 olmak zorunda. O zaman a kaçtır evladım? 2. Bravo çok zekisin. Kolay sorularda gerçekten çok başarılısın. Bravo diyorum sana. Estağfurullah. Geldik bir tane de model soruya. Birazcık yeni nesilize yaklaşıyoruz Tonguç'um. Tonguç'un evinden okula gidebilmesi için iki farklı yol vardır. Bu yolların uzunluklarını bulalım demiş. Bak birinci yolda aynı buradaki gibi diyor. İkinci kafeye uğramadan gidelim hocam. Bir kahve içmem lazım. Sabah açılmadan. Kafeye uğrayabilirsin veya direkt bodoslama gidebilirsin buradan. O zaman hemen bakalım. 9 artı 12 toplamda birinci yol için mesafemiz 9 artı 12'den 21 kilometre. Peki ikinci yol için mesafemizi hemen hesaplayalım. Burada da dik üçgen olduğu için bu dik üçgeni görürsek eğer biz deriz ki ya evladım 9'un karesi artı 12'nin karesi 9'un karesi artı 12'nin karesi eşittir ikinci yolun karesi. İkinci yolda x diyelim Tonguç'um. X'in karesidir. 9 karesi nedir? 81'dir. Artı 12'nin karesi de 144'tür. Eşittir x kare dersek eğer 81 artı 144 225 çıkar. 225 x'in karesi olduğu için x eşittir 15'tir. Çünkü neyin karesi 225'tir? 15'tir diyoruz. Bravo diyorum sana. O zaman ikinci yol 15 kilometre. Hangisi daha tasarruflu Tonguç evladım? İkinci yol. Mükemmel zekisin. Kaç kilometre daha tasarruflu? Bayağı zor bir soru gerçekten. 21'den 15 çıkarmak bayağı zor bir işler. 6. Bravo diyorum sana. Geldik bir tane daha sorumuza. Efe ve Ece bir oyun parkurunun
E ve P uçlarında bulunmaktadır. Çok güzel. Bir burası burada. Efe burada. Efe burada. Ece de burada. Ece de burada. Süper. Sonra demiş ki verilen uzaklara göre Efe ile Ece arasındaki uzaklık kaç? Bu tarz bir soru gerçekten enteresan ve güzel bir soru. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Aralarındaki uzaklık dediğimiz şey aslında şu mesafe değil mi? Bak şöyle yapalım. Şuradan şuraya kadar değil mi Tomucuğum? Bize bunu sormuyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. Peki ben bunu bulabilmek için ne yapmalıyım? Bu birazcık kıl bu soru biliyorum ama şöyle ilerlemek gerekiyor. Dik üçgenleri var burada. Tamam burada bir dik üçgen var. Burada üçgen. Ama bunun kenarını biliyoruz ama şurayı bilmiyoruz. Bunun bu kenarını biliyoruz ama burayı bilmiyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki ya FEC ya böyle gidebilir Tomuk'cum. Ya da başka türlü nasıl gidebilir? Hani aynı Pisagor'un evindekini hatırla. Böyle gidebilir değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. İşte bu böyle gidebiliri çizdikten sonra diyorum ki bu böyle giderse bak burada büyük bir dik üçgen var. Ve bu dik üçgenin şu kenarını ben bulabilirim artık. Bak şurası zaten 5 metreydi vermişti. Şurası 3 metre ise şurası da 3 metre değil midir Tonguç evladım benim? Süper zekisin gerçekten olağanüstü anladın. Teşekkür Peki Tonguç'um şurası 6 metre ise şurası da 6 metre değil midir Tonguç evladım benim? Evet hocam. O zaman diyorum ki bak şimdi bu büyük üçgene bak Tonguç. Şu büyük üçgene bak. Bu büyük üçgeni alıp buraya senin için çiziyorum. Hop hop hop. Burası E, burası P. Burası kaçtı? 6 metreydi demin söylediğim gibi. Burası 6 metreyse burası 6 metre. Burası kaçtı Tonguç evladım? 8 metreydi. Ve bir dik üçgen olduğu için bize burayı soruyor aslında. Hadi yapalım seninle beraber. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi diyorum. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64 eşittir x'in karesi olduğu için 36 artı 64. 100'dür Tonguç'um. 100 neyin karesidir? Bayağı zor bir soru gerçekten de. X eşittir 10 metredir diyoruz. O zaman Efe ile Ece arasındaki mesafe 10 metredir diyoruz. Geldik Tonguç bir tane yeni nesil soruya. İşte tam bir yeni nesil soru. Görme yeteneği gerektiren Veysel yerden 1 metre yüksekten ok fırlatarak orta noktası yerden 5 metre yüksekte olan hedef tahtasını tam ortasından vuruyor. Bravo. Okun aldığı yol 4 kök 5 metre olduğuna göre AB mesafesi kaç metredir demiş. Bayağı kazık bir soruya benziyor. Kazıkul Aziz. Ama sonuçta biz bu soruyu yapacağız. Nasıl yapacağız hemen göstereyim. Adamın gittiği yol, okun gittiği yol şurası değil mi Tonguç'um? Bak buradan böyle çat diye buraya vuruyor değil mi? Evet. Şimdi ben buranın 4 kök 5 metre olduğunu biliyorum. Acaba burada bir dik üçgen var mı desen yok. O zaman oluşturayım diyeceksin. Bak şuradan bir şey çiziyorum. Böyle bir şey çizip buraya dik diyorum. Nereye dik? Şuraya dik. Ha şimdi bize AB'yi soruyordu. AB dediğimiz şey X dersek burası da X değil mi Tonguç'um? Bak şurası bir dikdörtgen gibi değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Burası bir dikdörtgen gibi. Burası X ise burası X'dir. Şimdi Tonguç. Şurası kaç metreydi? 1 metreydi. Şurası kaç metredir o zaman? Burası da 1 metredir değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Şimdi bütün hepsi buradan buraya kadar 5 metreymiş. Buradan buraya kadar 5 metre. Buradan buraya kadar 1 metre. O zaman şu parça kaç metredir? 4 metre olmak zorunda. Çünkü 4 artı 1 5'tir. 4 artı 1 5'tir. Burası 5 olmak zorunda. Görebiliyor musun evladım? Görebiliyorum. Zor mu senin için bu? Birazcık zor. Evet şimdi burası bir dik üçgen artık. Bu dik üçgende ben her şeyi bulabilirim. Neden? Dik kenarların kareleri toplamı. 4'ün karesi artı X'in karesi eşittir 4 kök 5'in karesi. 4 kök 5'in karesi şeklinde Pisagor bağıntımı kurmuş oldum. Sonrasında diyorum ki 16 artı X kare eşittir. 4 kök 5'in karesini hemen şöyle yan yana yazmak istiyorum. 4 kök 5 çarpı 4 kök 5 diyorum. 16 artı X kare eşittir. 4 kök 5'e 4 kök 2 çarpı 4 kere 4 16 kök 5 çarpı kök 5 5 eder. Kök 25'tir. O da 5 diye de çıkar. O zaman 16 artı x kare Tonguç'um. 16 çarpı 5 80'dir. X kare eşittir. 80 eksi 16'dan x kare eşittir. Kaç eder biradım? 64 çıkar. Fikif. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok zeki bir öğrencisin. Olağanüstü bir altyapım var. O zaman cevabını... Altyapıdan yetiştim hocam zaten. 8 metreymiş Tonguç AB mesafesinin 8 metre olduğunu abi söylemiş olduk. Yenisi soruda. Geldik bir de koordinat sistemiyle alakalı bir kısım var bu Pisagor'un. Şimdi koordinat sistemiyle ilişkisine bakarsak Tonguç Evren Bey'im. A 2 1, B eksi 1 5, C 5 2 noktalarını verilmiştir demiş. He, o zaman ben bu noktaları hemen bir göstermek zorundayım. A 2 1 noktasını gösterirken 1 2 1. Yani A'sı 2, X'i 2 bu X'i demekti. Bu da Y'si demekti. Burası da Y'si de 1. Yani şu noktaya biz A noktası diyoruz.
Diğer noktayı da farklı bir kavram gösteriyorum. Bu x'i bu y'si. X'e eksi 1. Eksi 1. Y'si de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 diyelim. Şu nokta yani hop şu noktada B noktası olarak adlandırıyoruz Tunguç'um. C'de bu x'i bu y'si. C'si x'i 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Y'si de eksi 2. Eksi 1, eksi 2. Eksi 2 de burası. O zaman şu noktaya bakarsak burası da C diyorum. Şimdi diyor ki A noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı bulalım demiş. Bunu yaparken bir çizgi çizmem gerekiyor A ile B arasında. A ile B arasında bir çizgi şöyle çizebilirim. Bu çizgi aslında benim dik üçgenimin hipotenüsü olacak. Peki ben nasıl bir dik üçgen oluşturayım? Şöyle bir dik üçgen oluşturayım. Bak şuradan şöyle indirirsem hop şurası bir dik üçgen oluşturdu. Bu dik üçgende dikkat edersek Tunguç'um burası 1, burası 5 olduğu için şu aradaki mesafenin 1 ile 5 arasında y eksenine göre 4 birim olduğunu görebiliriz. Sonrasında Tunguç'um şurası eksi 1, şurası 2 olduğu için bu aradaki mesafenin 2 buradan 1 buradan toplam 3 birim kare olduğunu görebiliriz. Heh, o zaman burası dik üçgense eğer şu AB arasındaki mesafenin hesaplanabilmesi için 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. Buna x dersek eğer x'in karesidir. 16 artı 9 eşittir x karedir. 25 eşittir x karedir. X eşittir 5'dir diyebiliriz. O zaman A ile B arasındaki uzaklığı bulmuş olduk. A noktası ile C noktasındaki uzaklığı bulmak için de bu sefer farklı bir üçgen çizmem gerekiyor. Onu da şöyle morla çizerim. Şu mesafeyi soruyor bize. Şu mesafeyi bulabilmek için bu sefer şöyle bir üçgen çizelim. Bak dik üçgen. Şurası 2, şurası 5 olduğu için bu aradaki mesafe aslında 3 birimdir. Ondan sonra şurası 1 noktası olduğu için, şurası da eksi 2 olduğu için bu aradaki mesafe de 3 birimdir. O zaman hemen AC arasındaki mesafeyi bulmak için 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. Buraya x dersek eğer x'in karesidir Tonguç'um. 9 artı 9 eşittir x kare. 18 eşittir x kare. Peki x kaçtır? X 18 eşittir x kare. 8 kere 8 18. Hayır dangozlaşmıyorum. Dangoz musun? Ne alakası var? X eşittir kare kök 18'dir. Bu kadar basit. Hani karesi 18 olan sayı nedir? Karesi yok ki. 18 bir sayının karesi yok. O zaman kare kök 18 diye yapıştırabilirsin. O zaman kare kök 18 yazabilirsin cevaplara. Veya bunu hemen 9 kere 2 diye düşünüp kare köklü sayılardan 3 kök 2 diye çıkarsın. Çünkü 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 2'dir diyebiliriz cevabımıza diyoruz. Peki geldik. Kenarlıkla verilen hangileri dik üçgen oluşturur? Bak bu da enteresan bir şey. Dik üçgen mi değil mi sorularında bak şuraya çok basit bir mantık var. Dik üçgen mi değil mi sorularında yapman gereken şey çok basit aslında. Küçüklerin karesi küçüklerin kareleri toplamı eşittir. Büyüğün karesi ise karesi ise o zaman bu dik üçgendir diyoruz. O zaman bu dik üçgen diyebiliriz. Yani Pisagor'u sağlıyor. Mesela küçüklerin karesi 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 13'ün karesi mi Tunguç Evren? Bakalım. Evet hocam. Nereden biliyorsun? 25 artı 144 eşittir 169 mu? Evet gerçekten de 169 eşittir 169 çıktı. O zaman bu bir dik üçgendir diyebiliriz. Geldik buna. Küçüklerin karesi 4'ün karesi artı 5'in karesinin toplamı 7'nin karesi mi? 4'ün karesi 16 artı 25 eşittir 49. 16 artı 25 49 mu? Hayır burası 41 eşittir 49 çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Saçmalık bu o zaman bu dik üçgen değildi diye. Skandal. Geldik. 6'nın karesi artı bak bunu atlamayacaksın hemen. Küçüklerin karesinin toplamı. 8'in karesi eşittir. Büyüğün karesidir. 10'un karesidir. Gel bakalım. 36 artı 64 eşittir 100 mü gerçekten de? 100 eşittir 100. Bravo diyorum sana bu da bir dik üçgen. Geldik bu zımbırtıya. Bu küçükler bu daha büyük onlardan. Dolayısıyla 4'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. 4 kök 2'nin karesi mi? 16 artı 16 eşittir. 4 kök 2'nin karesi de 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 yazıyorum. 32 eşittir. 4 kök 4 16. 16 kök 2 çarpı kök 2 2'dir. 16 çarpı 2 çıkar. Gerçekten de 32 eşittir 32 çıkıyor. O zaman bu da dik üçgendir diyoruz. 3 tane dik üçgen bir tanesi değil diyoruz ve geçiyoruz. Diğer model sorumuz artık son sorumuza geldik neredeyse. Çekilme uzunluklara göre EC uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi Tonguç'um burada bir dik üçgen var görebiliyor musun? Evet. O zaman bu dik üçgende Pisagor yapabiliriz. Bunu mesela diyelim ki soru işareti diyelim.
2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. Soru işaretinin karesi değil mi Allah'ın sana Pisagor evet, bağıntısından? Süper. Çünkü dik üçgenin dikin karşısındakinin karesini hesaplamak için bunun karesi var, bunun karesini topluyoruz. 4 artı 2 kök 3'ün karesi dediğim şey hemen hesaplayalım. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3. 2 kere 2 4. Kök 3 çarpı kök 3 3. 4 kere 3'ten 12 de diyebiliriz. 12 eşittir soru işaretinin karesi. 16 eşittir soru işaretinin karesi ise buradan soru işareti eşittir 4'tür diyebiliriz. O zaman ben burayı buldum bile. 4. Ha. Sonra diyorum ki şimdi artık bu dik üçgene geçelim. Ya bu turuncu dik üçgene geçelim. Çünkü burada da diklik var. Küçüklerin karesi 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir 90'ın karşısındaki hipotenüsün yani 4'ün karesi diyorum. 9 artı x kare eşittir 16 çıkar. Sonrasında yapmam gereken şey şu. 9'u karşıya atıyorum. Eksi diye geçer. Artıydı normalde burada. X kare eşittir 16 eksi 9. X kare eşittir 7. O zaman x kaçtır o Tonguç? Bayağı zor bir soru gerçekten. Kök 7'dir. Bitti kök bu 7. Kadar. Cevabımız kök 7 santimetre diyoruz. Tonguç mükemmel bir şekilde konuyu anladın. Senle o zaman ödül sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım.